Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda elektronik devrelerin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olan diyotları ve özellikle köprü diyotları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Konuya başlamadan önce hemen yanımızda gördüğünüz adaptör, köprü diyotun gerçek dünyada nerelerde kullanıldığını harika bir örnek. Şimdi bu adaptörün içindeki köprü diyotun çalışma mantığını anlamak için adım adım ilerleyelim. Öncelikle diyot nedir? Kısaca bir hatırlayalım. Diyot, elektrik akımını yalnızca tek bir yönde ileten bir yarı iletken bileşenidir. Elektronların anot dediğimiz pozitif uçtan katot dediğimiz negatif uca doğru akmasını sağlar. Ters yönde bir akım geçişine ise engeller. Bu özelliği sayesinde doğrultma devrelerinde ve devre koruma uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Şimdi adaptörün devresine yakından bakalım. Burada AC girişten gelen alternatif akım sinyali devrenin ilk aşamasında bir köprü diyot ile karşılaşıyor. Köprü diyot 4 adet diyotun özel bir şekilde birleşmesiyle oluşmuş bir bileşendir. Bu düzen alternatif akımın her iki yarım dalgasına da kullanarak doğru akıma çevirmemizi sağlar. Bu güç kaynakları gibi cihazlar için oldukça önemli bir işlemdir. Bu görmüş olduğunuz adaptörün içerisinde bulunan entegrenin örnek bir uygulama devresidir. Bu örnek uygulama devresinden köprü diyotları bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda sigortaları bahsetmiştik. Bugün ise köprü diyotlardan konuşacağız. Bu şekilde adım adım bu tip bir adaptörün iç yapısını analiz ederek size bütün devre elemanlarını öğreteceğim. Hem de tamamen ücretsiz. En sonunda da bu devrenin hangi tip topolojileri kullandığını görmüş olacaksınız. Bu topolojileri ve kullanılan elemanları da öğrendikten sonra önünüze gelen bütün adaptörleri ve güç kaynaklarını tahmin edebiliyor ve ilk bakışta anlıyor olacaksınız. Bunların hepsini öğrenmek için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Devreyi daha iyi anlamak için şimdi şematik bir görsele geçiyoruz. Bu şemada köprü diyotun temel yapısını görebilirsiniz. 4 diyot köprü şeklinde bağlanarak AC sinyalini iki yönde de doğrultacak şekilde düzenlenmiştir. Görseldeki artı ve eksi çıkış uçları devrenin doğru akım elde ettiği yerlerdir. Buradaki mantık alternatif akımın pozitif yarım dalgasında bir çift diyotun, negatif yarım dalgasında ise diğer çift diyotun devreye girerek akımı doğru bir şekilde yönlendirmesidir. Şimdi biraz daha detaylara inip köprü diyotun sembollerine bakalım. Burada bireysel diyotların sembolü ve bunların nasıl bir araya geldiğini net bir şekilde görülüyor. Her bir diyotun üzerinde anot ve katot yönleri belirlenmiştir. Bu semboller elektrik akışını anlamak için oldukça önemlidir. Ayrıca köprü diyot devrelerinin elektriksel yapısını temsil eden bu semboller uygulamada daha karmaşık devrelerde de sıkça karşımıza çıkar. Son olarak köprü diyotun bir simülasyonunu inceleyelim. Burada AC giriş sinyalinin nasıl DC'ye çevrildiğini osiloskop üzerinden gözlemleyebilirsiniz. İlk olarak dalgalı bir şekilde sinyal ile başlıyoruz. Bu AC girişin ham halini temsil ediyor. Köprü diyot devreden geçtiğinde her iki yarım dalga da doğru bir şekilde görece pozitif ve düz bir sinyale dönüştürülüyor. Bu devrede DC voltaj elde etmenin temel yoludur. Bugün adaptörümüzden başlayarak köprü diyotun çalışma prensibini adım adım ele aldık. Basit bir diyottan başlayıp köprü diyota ve onun devredeki kullanımına kadar birçok önemli noktaya değindik. Elektronik tamir ve devre analizi konusunda yeni videolar için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, unutmadan 220 voltla çalışırken çok dikkatli olun. Eğer bu konu hakkında fikir sahibi değilseniz yüksek voltajlı elektrik devrelerinden uzak durun. Benden uyarması.